Bu arada İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi. Parti kurucularından Taylan Yıldız istifa etti. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. İstifa sebebinin kişisel değil, sistemsel olduğunu söyledi. Hiçbir şey sorgulanmıyor, öz eleştiri yapılmıyor, kimse yanlışını kabul etmiyor. Pek çok yönetici bundan memnun ama biz memnun değiliz dedi. Ve her zaman yaptığı gibi gençlere seslendi. Siyasette mücadele etmeye devam edeceğim. Ama mevcut siyasi zihniyetle bu olmayacak. İYİ Partili Taylan Yıldız istifasını bu sözlerle duyurdu. Kurucular arasında yer aldığı partisiyle yollarını ayırma gerekçesini de kişisel değil, sistemsel olarak özetledi. Hiçbir şey sorgulanmıyor, öz eleştiri yapılmıyor, kimse yanlışını kabul etmiyor. Pek çok yönetici bundan memnun ama biz bundan memnun değiliz. Benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var. Ankara'nın gençleri duymaması meselesi. Sosyal medyadan yayınladığı o videoda gençlere seslendi Yıldız. Değişim sizinle olacak mesajını verdi. Gençler, siyasiler için sadece seçimden seçime akla gelen oy potansiyelisiniz. Türkiye'de 21,5 milyon genç seçmen var ve bu sayı aslında %34 ile Türkiye'nin en büyük siyasi partisini oluşturuyor. Ama bu gücünüzü görmezler. Görmemeyi tercih ederler. Sebep hep aynı. Kurulu düzen değişmesin, koltukları gençlere bırakmak zorunda kalmasınlar. Yıldız, seçimler öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğinden istifa etmiş ve milletvekili adayı olmuştu. Ama temayül yoklamasında geri sıralarda yer almış ve aday gösterilmemişti. Büyük değişimler için oy vermek ve sandık güvenliğini sağlamak yetmiyor. 5 yıl boyunca yılmadan çalışmak, kapı kapı dolaşmak ve mevcut siyaset değişime direniyorsa yeni yollar açmak lazım. CHP Genel Merkezi'nde sürpriz bir görüşme gerçekleşti bugün. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşme sonrası temel soru şuydu. Bu görüşme bir yerel seçim ittifakı için miydi? İki lider de şimdilik sessiz kaldı. Ziyaret öncesi Özdağ'ın CHP Genel Merkezi'ne girişinde yaşanan diyalogsa görüşmeden daha çok ilgi çekti. CHP sözcüsü Faik Öztürk karşılamada aman dikkat edin yerler kaygan burada deyince Özdağ bakın ne yanıt verdi. Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı. Ben de kendisinden geçen hafta randevu rica ettim. Sürpriz bir görüşmeydi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik. O görüşme 35 dakika sürdü. Seçim sonrası ilk buluşmaydı. Masada seçim sonuçları değerlendirmesi vardı. Sayın Genel Başkan'la güzel bir görüşmemiz oldu gerçekten de. Tabii iki siyasetçi yan yana gelirse ne konuşur? Doğal olarak Türkiye'nin sorunlarını, Orta Doğu'yu, dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçim sonrası CHP'de değişim sesleri yükselmiş, Kılıçdaroğlu'na genel başkanlıktan çekilme imalarında bulunulmuştu. Bu konu ikilinin basın toplantısında gündeme gelmedi. Ancak o tartışmalara Özdağ'da CHP sözcüsü Öztrak'la aralarında geçen diyaloğu anlatarak dahil oldu. İçeriye girerken Sayın CHP sözcüsü aman dikkat edin dedi, yerler kaygan burada. Ondan sonra biz de gülümsedik, sağlam bastığımızı söyleyerek yukarıya çıktık. Özdağ 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. Peki bu işbirliği yerel seçimlerde de devam ettirilir mi? Yerel yönetim seçimlerine dönük olarak da birlikte hareket etme söz konusu olacak mı? Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin çağrılarına Kurmay-ı Tahsin Tarhan'dan çok ilginç bir yanıt geldi. Tarhan CHP tarihini hatırlattı. Parti geleneğimizde genel başkanın istifası ya da imza ile gönderilmesi gibi bir durum olamaz dedi. Tam böylesi parti geleneklerinden partinin geleceğine yer kalmıyor diye düşünecekken CHP'nin genlerinin yenilenmesi gerektiğini o da itiraf etti. Herkes değişimden bahsediyor. İşte değişmeli diyor. Doğru. Tabanın isteği de bu doğrultuda. Bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, partisini takip eden muhabirlerle kahvaltıda bir araya geldi. Gündeminde parti içinden yükselen değişim arzusu ve Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları vardı. CHP tarihinden örnek verdi, kurultayı işaret etti. Atatürk'ün silah arkadaşı İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında gelinmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında bırakmıştır. Onun için bizim adresimiz kurultaydır. Kurultayda
Cumhuriyet Halk Partisi olarak öz eleştiriyi vererek Cumhuriyet Halk Partisi genlerini yenilemeli. Yani kan akımı, akışı daha iyi olmalı. CHP'nin yurt dışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tarhan öz eleştiri de yaptı. Yurt dışı seçim sonuçlarını değerlendirirken başarısız olduk, fark yedik ifadesini kullandı.